Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve televizyonları başında bizi izleyen vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz ve maalesef sağlık hizmetleri ülkemizde kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği son derece zorlaştı. Vatandaşlarımız doktora ulaşamıyorlar, randevu alamıyorlar, ameliyat sırası bekliyorlar ve sonuçta da hastalanmaktan korkar bir hale geldiler. Bakın, ben buraya gelmeden daha bu sabah birkaç randevu almak istedim kendi adıma ve randevu olmadığını söylediler. Bu MHRS sistemi 15 günlük randevu ve ben göz randevusu istedim. Ankara'da, Çankaya'da muayene olmak istedim Sayın Bakan. Randevu yok, yani 15 gün beklemek zorundayım muayene olmak için. Peki dedim, Ankara'da nerede muayene olabilirim dedim. Bana Nallıhan ve Beypazarı Devlet Hastanelerinde olabilirsiniz dedi sistem. İşte bu havalı MHRS sistemi bu. Şimdi geleceksiniz buraya, resimler göstereceksiniz, belki şehir hastanelerinden böyle havalı resimler göstereceksiniz. Ama bu sorun orta yerde duruyor. Milyonlar randevu alamıyorlar ve aslında o övündüğünüz kuyrukları bitirdik diyorsunuz ya, aslında sanal kuyruklar oluştu ve sadece siz görmek istemiyorsunuz. Ama vatandaşımız bunu yaşıyor. Değerli arkadaşlar, eğer bu bir diş randevusu olsaydı, bakın Nallıhan Devlet Hastanesi'nden veriyor ama diyor ki sadece diş çekimi yapılabilir diyor. Bu derece zorlanmış bir durum. Ameliyat olamıyor vatandaşlarımız. Bana ulaşıp şehir hastanesinde, Bilkent Şehir Hastanesi'nde 6 aydır fıtık ameliyatı olamadım hocam, ne yapacağım, bana yardımcı olun diyen hasta var. Nereye sonra bakarsanız bakın, özellikle protez gerektiren, implant gerektiren ortopedi, beyin cerrahi ve acil travma vakaları şu anda ameliyat olamıyorlar. Niye? Çünkü saf malzemeleri yok. Niye? Çünkü sektörü bitirdiniz. Bakın, tıbbi ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe yaklaşık borç miktarı ortalama 9 milyarı geçmiş durumda ve ortalama ödeme süresi de 18 ayı geçmiş durumda. Sektörü çökerttiniz, ödeme yapmadınız. O beşli çeteye ödediklerinizin binde birini verseydiniz bu sektör ayakta kalacaktı ve bu sektör mal veremeyince de şu anda hastanelerimizde en basit tıbbi sarf malzemeleri ve daha komplike, daha karmaşık malzemelerde bulunamıyor ve ameliyatlar durma noktasına gelmiş durumda. Sayın Bakan, bu gerçekliği kimsenin gözünden saklayamazsınız. Değerli arkadaşlar, aile hekimliği sistemi tam bir facia. Aile hekimlerinin iş yükü sürekli artıyor ama kazançları sürekli tırpanlanıyor. Ve sonuçta cephenin en ön safhasında savaş veren aile hekimi arkadaşlarımız ve onların birlikte çalıştığı sağlık çalışanları ağır bir yük altında istifa ile emekli olma ikileminin arasında sıkıştırılmış durumda. Tabii genç hekimlerin Türkiye'de kalmak istemediği artık herkesin gördüğü bir gerçek ve sizden hiç olmazsa şu bütçe bittikten sonra artık eli yüzü düzgün, bütün sağlık çalışanlarını kapsayan, bütünleyici ve hakkaniyetli bir zamı bekliyoruz ve burada da katkı vermeye hazırız Sayın Bakan. Şimdi Ağustos ayında test kiti alalım dediniz, 20 milyon. Hem de 3 ay içerisinde, ya ayrıntılarını söylerim size, hemen teslim edeceksiniz dediniz. Sonra son gün ihale iptal edildi, şaşırıldı. Ondan yeni bir zehirname, yeni bir ihale, o da son gün iptal edildi. Çünkü adrese teslim olacak. Gücü kimin, gücü kime yeterse ona göre bir ihale düzenlenecek ve sonunda üçüncü ihalede bu test kitini almayı başardılar. Ama alırken de bir şeyden vazgeçti Sağlık Bakanlığı. Ben dedi, mutant virüs tanımak, taramak istemiyorum dedi. Yani alınan test kitleri varyasyonlara kör. Sağlık Bakanlığı Covid'le adeta körebe oynamak durumunda. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı diyor ki bizde omikron yok. Kim inanıyor? Kimse. Niye? Çünkü taramıyorsunuz ki. Sekans analizini yapıyor musunuz? Mesela sizin sekans analizi sıklığınız ne kadar? %1'in altında Sayın Bakan. Ama bunu %40 düzeyinde yapan ülkeler var. Şimdi siz bu taramayı yapmazsanız bilmiyorsunuz, körsünüz varyantlara. Dolayısıyla da bizim ülkemizde omikron yok diyorsunuz. Bunun rahatlığı içerisindesiniz ve gelip bunu bir başarı gibi anlatacaksınız. Biz de şaşkınlıkla izleyeceğiz. Benden duymuş olmayın ama size rakamların efendisi diyorlar. Aynen böyle vaka sayılarını, hasta sayılarını sakladığınız gibi ölüm sayılarını da bir şekilde manipüle ettiğinizi herkes biliyor. Çünkü sadece 11 ilin bulaşıcı hastalıktan ölüm sayısına baktığınızda aslında açıklanan rakamın aslında 150 binin üstünde olması gerektiği gerçeği apaçık karşımıza çıkıyor.
Devam edin. Tamamlayın sözlerinizi. Siz açıklayacaksanız şunu da açıklayın Sayın Bakan. Biz %1, %5 sekans analizi yapıyoruz deyin. Kaç merkezde yaptığınızı söyleyin, memnuniyetle dinleyeceğiz. Bakınız, dördüncü doz aşı, bakın bu bakanlığın her gün açıkladığı harita ve biz bundan memnun oluyoruz. Keşke daha çok olsa, aşı karşılığı az olsa. Buna ihtiyacımız var gerçekten. Peki 4 doz aşı olanlar niye burada yok? 4 doz aşı olanlar yok burada ama 4 doz aşı olan belki de milyonların üzerinde vatandaşımız var. Ne gizleniyor? Ne gizlendiğini söyleyeyim size. Çünkü Sağlık Bakanlığı anlamsız bir biçimde Sinovac aşısının yanında durdu. Niye biliyor musunuz? 7 dolara geldi, 12 dolara satıldı. Birileri 5 dolar para kazandı. Şimdi Sayın Bakan gelecek diyecek ki ya lojistiği, depolaması, işte flakonlaması, kutulaması diyecek, inanmayın. Çünkü Türkiye'de 1 doların altında flakonla ilaç satılıyor. Bu şu demektir, maliyetler 1 doların altında demektir. Sayın Bakan açıklamışken... Evet.